Selam gençler, Rukat ben. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tek Klan Savaş Ligi'nin 6. günü saldırısını gerçekleştireceğiz. Ee, dün maalesef e, aksaklıklardan dolayı e, Clash of Clans videosu çekemedim. Hatta saldırıyı da yapamadım. Bugün inşallah e, güzel bir video olur. Rakibin bir saldırısı, bizim iki saldırımız kaldı. Şu anda canlı bir saldırı mevcut. Hemen canlı bağlantı yapalım saldırımıza. Evet, iki yıldız da kalacak gibi gözüküyor Hasan. Ee, i̇nşallah şöyle yüzdeyi biraz daha arttırır derken e, son dokunuşu gerçekleştirdi ve yüzde 66 ile savaşı sonlandırdı. Son anda yetiştik. Evet bizim takımda da rakip takımda da birer saldırı hakkı kalmış. Ana 27-29 hayır olsun nerede patlak verdik? Allah Allah. Telefon mu bozuldu acaba? Nasıl oluyor? Hayırdır? Aa, rakibin üçlükleri mevcut. Bir, iki. iki tane üçlükleri mevcut. Bizde bir tane bir var. Allah Allah. Değişik. Değişik değişik maalesef. Sıkıntı rakibin bir almasını. Benim de üç almamı bekleyeceğiz. Ee, Osmanlı klanı Önde götürüyor. Yani Lig düşmeyiz ama ikincilik oynarken Beşincilik Altıncılığa düşmek biraz kötü oldu. Ee, maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi saldırımızı gerçekleştireceğiz. 3 yıldız yok maalesef. Ee, şöyle bir yüzdeliklere bakalım. 73, 75, 87. Bekir 99'da kalmış. Bekir'in saldırısına bir bağlantı yapalım. Furkan 92'de kalmış. Onların saldırılarını ilk önce Furkan'ınkini izleyelim. 92'de kalmış. Akabinde Bekir'inkini izleyip canlı saldırımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ee, Kraliçe yürüyüşlü, hibris saldırısı, klasik Furkan'ın saldırısı. Ee, Furkan bu işleri gayet iyi yapıyor. %92 güzel bir oran bence. Ee, ya yani tabi düzenler sürekli değiştiği için sabit bir düzen yok arkadaşlar. O yüzden... Ee, sürekli farklı mantalite aynı ordu saldırmak Tabi birazcık sıkıntı yaratabiliyor Ama e, Yine %92'ye kadar gitmiş Düşünün artık yani Bu da tamamıyla el becerisinin El marifetinin işi arkadaşlar ee, Kraliçe yürüyüşüyle Yukarıdan sağ üstten başlamış Kaya saçar birazcık e, Fazla hasar vermiş Kaya saçarı doğru inecek mi İnmiyor inmemesi kötü olmuş Orada Muhtemelen ilk fiyaskolardan bir tanesi olmuş Furkan için. E, Kaya Saçar'a inseydi eğer çok farklı durumlar söz konusu olurdu. Oraları temizlerdi. E, gerçi burada da ana binayı temizlemiştim ama onu barbar kralı da halledebilirdi diye düşünüyorum. Derken barbar kralı iyi insan lafın üstüne gelir. Alt taraftan salmış. Sıkıntı yok. Ana binaya bir dondurma atıyor. Cehennem Kulesi ile beraber. E, ve sol üst taraftan da e, uçan kışlıyı salıyor Pekka giriyor devreye. Pekka arkasındaki büyücü arkadaşlarıyla ilerlemeler başlıyor. Barbar kral da aşağıya doğru orada iniş gösteriyor. Gayet etkili bir yürüyüş olmuş açıkçası. Ve cehennem kulelerinde tekli olması işini baya bir kolaylaştırıyor. E, çoklu olduğunda biliyorsunuz ki tehlikeler arz edilebiliyor. Klan karesinden buz golem çıkmış ama problem yok. Okçu kraliçe hala yoluna devam ediyor. Şu duvar patlatıcı olsaymış orada bir güzel olurmuş ama bakalım Pekka işi nasıl yapacak? Evet. Dondurma da iyi aldı. Vallahi çok iyi aldı. Evet kraliçenin özelliği hala devam ediyor. Bir dakika var. Ordular piyasaya girmiş ama işte orada e, binicileri iskeletlerin rahatsız etmesi kötü bir durum olmuş. Evet tazı da çıktı klan karesinden. Zehri de patlattı. Ya burada sıkıntı tazının o anda çıkması. Eğer ki kartal topunu alıp çıksaydı çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. E, hatta üçlüyü nasıl attığını konuşuyor olurduk. Emin olun e, tazı birazcık işi bozmuş. Ve biliyorsunuz gördüğünüz gibi e, görüntüde mevcut 2 x'e 4 tane gizli tesla 2 top yani bir büyücü kulesi bayağı da bir e, şey var e, Bekleyen Defans mevcut e, Bu defanslar da doğal olarak Sıkıntı çıkartabiliyor e, Sürenin de tabi etkisiyle beraber e, Sıkıntı yol açabiliyor Hatta süreden yemiş anladığım kadarıyla Yoksa Çok güzel bir üçlük geliyormuş arkadaşlar Maalesef e, Furkan'cığımın şansı yaver gitmemiş Yoksa dediğim gibi Furkan iyi patlatırdı burada üçlüyü. Ee, olacak o kadar. Askerler istediği gibi gitseydi çok farklı şeyler olabilirdi. Diğer saldırıya bakalım. Süper. Ee, Pekka ile. Unuttum. Süper atıcı. Evet. Uçan kışlıyı hemen sağ alt köşeden sallamış. Akabinde diğer ordular da He koruyucu yürüyüşüyle başlamış sol alt köşeden e, ortaya açacak muhtemelen sonra ortadan da giriş belirleyecek kendisine. Ya bu düzenlerde ana binayı böyle almadan gidiyorlar ya hayranım böyle şeylere ya vallahi hayranım 199'u nasıl kalmış kimmiş o sonuncu çok merak ediyorum o sıkıntıyı çıkartanı merak etmeyip ne yapacağız? Evet klan kalesinden biniciler çıkıyor. Biniciler yayılınca pek bir de anlamı kalmıyor. Dondurma da kullanmamış aslında. Orada bir dondurma o binicilere bir de çoklu cehennem kulesini aldırtabilirdi diye düşünüyorum. Evet atıcılar ve pekkalar içeri doğru giriyor şu anda. Evet bir tane zıplatma büyüsünü ee, ana binanın olduğu yere kullanmış. Merkeze kullanmış. Evet gayet e, emin adamlarla ilerliyor. Klan kalesini patlattı laftazını. Gördüğünüz üzere ana binayı da alıyor. Koruyucunun özelliğinin bitmesiyle beraber e, süper atıcılar tabi zehrin etkisine giriyor. O zehir birazcık can azaltıyor. Öteki tarafta şampiyon kartal topunu aldı. Gayet güzel. Ya benim burada tek can sıkıcı olacak nokta kaya saçerliğime geliyor. Tabi e, ana binanın da bu zehir şeyi baya bir eksiltme yapmış arkadaşlar. Evet tam zamanında diyecektim ki Barbar kral şampiyon bozmadı. Bozma çok enteresan. Yanından döndü. Wow. Yani burada. En büyük sorun o ölmeyen çoklu cehennem kulesi mi acaba? Binicilerin bir dondurma gitseydi neler olurdu diyeceği çoklu cehennem kulesi mi acaba kaldı? Ee, çok merak ediyorum. Yani şu mağazımı açtım mı? Sorun olacak. İlk başta söylediğim olay mı çıkacak? Bakalım neler olacak göreceğiz. Ya aslında hiç de bir şey kalmamış. Nasıl burada 99'da kalmış ya? Ana oradaki okçu kulesinin altlığına bak orada duruyor namussuz. Vay arkadaş ya. Kraliçenin de özelliği kullanılmamış. O da birazcık beni şey yaptı. Barbar kral nereye geliyor orada? Kraliçenin üzerine niye orada kullandı? Abi nerede bir şey kaldı ya çok merak ediyorum nasıl yetmez süre ya. Vay arkadaş ya. Kraliçenin attığına bak ya. Abi kraliçeyi aldı ya. Orada olayım bitmesi gerekmiyor mu ya? Çok enteresan. Çok enteresan. Bana da büyük Osmanlı kalmış. Evet gayet enteresan bir savaş olmuş. Şimdi köyü inceleyecek olursak. Püskürtücüler birbirine bakıyor. Elbet bir etkisi olacak. Okçu kraliçenin yürüyüşüyle şu kartal topunu alırsak eğer. Ana binayı eriştirebilir miyim oradan onu merak ediyorum. Kraliçeyi oradan yürütsem kraliçeyi kaybederim. Çok da bir etkisi olmaz. Kraliçeyi şuradan yürütsek. Evet çok değişik bir durum söz konusu. Kraliçeyi buradan yürüteyim. Orduyu buradan salayım. Orduyu buradan saldıktan sonra topu salsa şey ee, ana bina beni korkutuyor. Yoksa herhangi bir sıkıntı değil de nasıl yapsak karar veremedim. Öyle yapacağız ya. İlk düşündüğümüz gibi gideceğiz. Haydi bismillah. Başlayalım. Saldırımız güzel olur inşallah. Şimdi şuraya bir tane bebe ejder atıyoruz. Bir bebe ejder de şuraya patlatıyoruz. Kraliçeyi de buraya koyduk mu evlere şenlik ilerliyoruz. Bir duvar yıkıcı attık şuraya. Orayı açtık. Kraliçe gir içeri canımı sıkma benim. Ops. Barbar kral hemen oraya bir giriş yaptı. Güzel. Şimdi heh, gir abi içeri doğru. Üzme bizi gözünü sevdiğim. Dondurmayı patlattık. Gayet güzel. Tamam. Aldı onu. Öbürünü de aldı. Salıyoruz buradan orduyu da. Barbar kralı şuradan gönderiyoruz. Evet. Zeplini saldık. Koruyucunun özelliğini kullandık. Henüz şampiyonu bulaşmadık arkadaşlar. Evet, burada hemen yıkmak zorunda kaldım. Abi girin şu anda binayı alın artık. Hadi gözünüzü seveyim. Alın abi. He, o orayı aldı. Şimdi şuraya bir dondurma patlattık. Şuradan da salıyoruz artık arkadaşlar. Evet, hiçbir dondurma özelliğimiz kalmadı. Ama yapacak bir şey yok. Şuraya zehri salalım. Artık her şey şampiyona bağlı. Saniyeler çok az kaldı. Bakalım neler olacak. Ah be dondurma kalmadı dondurma kalmayınca da olmadı. %90'da kaldık artık bir kilitlendim yani. Evet elimize sağlık şu anda beraberlik geldi. Savaş bu şekilde biterse yıkımdan bile kaybediyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok %90'da kaldık keşke üçleseydik köyü. Ee, çok da güzel olurmuş ama yapacak bir şey yok. Bakayım beni üçlediler mi? Aa tek tek kalmış bende. Aa Büyük Osmanlı bende tek tek kalmış. Aa Büyük Osmanlı ben seni paketliyordum ama bir dondurma nelere kadir. Ah o zehir yerine dondurma olsaymış çok farklı şeyleri konuşuyor olurmuşuz. Yapacak bir şey yok. Kısmet böyleymiş. Ee, umarım çok aşağılara düşmeyiz. Ee, bu savaşı kaybedeceğiz. Bu bariz belli. Ee, ah o ne bizim bütün morallerimizi bozdu. İnşallah ee, Önümüzdekilikte tekrar karşılaşırız kardeşler, o zaman sizlere yapacaklarımız e, şimdiki bilenmemizin kanıtı olsa gerek e, yapacak bir şey yok. Bu ligde böyle oldu, biraz e, kötü gitti. İnşallah önümüzdeki sezon güzel hazırlanıp e, iyi bir şekilde lig atlarız diye ümit ediyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın, desteklerinizi bekliyorum. Ee, izlenmelerimiz biraz düştü ee, aboneliklerimiz biraz düşüyor destek olmanızı rica ediyorum sizden like atmayı unutmayın yorumlarda orduyu beğenmemiş olabilirsiniz ordu düzeniyle alakalı fikirlerinizi alabilirim sizler bu orduyu tercih etmiştiniz ligden önceki ankette bu orduyu seçtiniz yarasa vardı sadece ben yarasayı çıkarttım ee, elimden geleni yapmaya çalışıyorum ee, kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere ben de kalın Hoşçakalın.